Buyurun Sayın Tarhan. Vallahi. Lütfen yeni sataşmalara mahal vermeyiniz ve bu konuyu lütfen bitirelim. Buyurunuz efendim. Teşekkürler Sayın Başkan. Fas Kralı Başbakanınızı kabul etmemiş. Neden kabul etmediğini düşündünüz mü? Neden kabul etmediğini düşündünüz mü? Yani bu çarkçılık falan bu şey yarışına, laf yarışına girmek aslında hiç uygun değil. Tarzım da değil ama bir gecede Esad'ın adını bir harf değişikliğiyle Esed'e dönüştürdünüz. Onu dostken, dost kamplardayken düşman kamplara koymanın yolu bir harf değiştirmekmiş gibi geldi. Sanıyorum iletişim uzmanlarınız onu söyledi size. Çarkçılığın aslında şahıydı bu yaşadığımız şey. Bir gecede değiştirdiniz adamın ismini. Şimdi siz provokatörlük diyorsunuz, tahrik ediyorsunuz diyorsunuz ancak bakın bir Fas kralı sizi niye kabul etmiyor? Bunu oturup düşünmek zorundasınız. Bence şunları düşünmüştür Fas kralı. Demiştir ki bu ülkenin, bu Türkiye'nin evlerini, okullarını yıktınız ve ormanlarını söktünüz, AVM yaptınız. İnsanlar o yüzden sokaklara düştüler. Derelerini, topraklarını korumaya çalışan o kadınları, Tortum'daki kadınları yaşmaklarından tutup yerlerde sürüklediniz. Bunu yaptınız geçen yıl. Twitter'ı yasakladınız, Yeşil'i yasakladınız, bu ülkede Ağacı yasakladınız. Kendi insanınızı kendinize düşman ettiniz. Halkın acılarını gizlemek için, zulmü gizlemek için basını tehdit ettiniz, susturdunuz, aydınları cezaevlerine attınız. Ve demokrasiyi sadece sandıktan ibaret gördünüz. Sanki parayı veren düdüğü çalar düzeyine indirgediniz demokrasiyi. Ve bilime harcayacağınız paraları, vergilerimizi akreplere harcadınız. Biber gazlarına harcadınız. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Anladınız. Tekrar edeyim, bu halk sizden bıktı. Kibirden bıktı. Faşizmden bıktı. Lütfen sakin olunuz, bağırışmayınız. Bugün sokaklarda halk. Bakın yetmez ama evetçiler var ya, yetmez ama evetçiler. Bugün kendi kendilerine ne mırıldanıyorlarmış biliyor musunuz? Ne mırıldanıyorlarmış? Size anayasa sürecinde verdikleri destekten ve bu ülkeyi bu hale getirdiğinizden ötürü ne diyorlarmış? Susun ve dinleyin. Ne diyorlarmış biliyor musunuz? Yetmez ama Allah belamı versin diyorlarmış. Size destek verdikleri için bunu söylüyorlarmış. O yüzden bu ülkedeki en büyük provokatör, bu ülkedeki direnişin sembolü ve direnişin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür ederiz Sayın Tarhan.